Arkadaşlar merhabalar. 3. ünitemize hoş geldiniz. Ünite başlığımız Games and Hobbies, yani oyunlar ve hobilerimiz. Konu olarak burada expressing ability, yani can ve can't, ardından likes and dislikes, yani sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade etmenin birkaç yoluna bakacağız. Öncelikle birkaç kelimeyle başlayalım. Bu ünitede en çok göreceğimiz kelimelerden bir tanesi play chess, satranç oynamak. Do origami, origami yapmak. Play marbles, misket oynamak. Do puzzles, bulmaca yapmak. Play Chinese whisper, kulaktan kulağa oynamak. Play hangman, adam asmaca. Sculpting, heykeltıraşçılık. Play hopscotch, seksek oynamak. Skipping rope, ip atlamak. Play dodgeball, yakar top oynamak. Play blind man's buff, körebe oynamak. Play hide and seek, saklambaç oynamak. Flying kite, uçurtma uçurmak. Roller skating, paten kaymak. Camping, kamp yapmak. Hiking, doğa yürüyüşü. Fishing, balık tutmak. Ve taking photo, fotoğraf çekmek. Şimdi can ve can't yardımcı fiil gibi kullandığımız can ve can't'in konu anlatımına geldiğimizde, İngilizce'de modal verbs dediğimiz yapılardan bir tanesidir. Cümlede yardımcı fiil gibi kullanılıyorlar ve özneden özneye değişmiyorlar. Bunlar kendisinden sonra da her zaman fiilin yalın halini alıyorlar. Olumlu cümlelerde biz can ile birlikte yapabildiğimiz şeylerden bahsediyoruz arkadaşlar. Özneden özneye değişiklik göstermediğini söylemiştik. Cümle yapımız, cümlenin başında önce özne olacak. I, you, we, they, he, she, it ya da herhangi bir şahıs ismi. Devamında can gelecek ve can'den sonra da fiilin yalın hali kullanılacak. Bunu unutmuyoruz. Bu bizim olumlu cümle yapımız ve yapabildiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Örnek cümleler: I can swim. Ben yüzebilirim. He can repair a bike. O bir bisiklet tamir edebilir. She can play marbles. O misket oynayabilir. They can do origami. Onlar origami yapabilirler. You can play the guitar. Sen gitar çalabilirsin. Olumsuz cümle yapımız, o zaman olumsuz cümlelerde yapamadığımız şeylerden bahsediyor olacağız. Yine cümle yapımız aynı şekilde arkadaşlar. I, you, we, they, he, she, it özneleriyle başlıyor cümlemiz. Devamında cümlemiz olumsuz olduğu için can't geliyor. Ve yine her zaman olduğu gibi ardından fiilin yalın hali geliyor. I can't swim. Ben yüzemem. He can't repair a bike. O bir bisiklet tamir edemez. She can't play marbles. O misket oynayamaz. They can't do origami. O origami yapamaz. You can't play the guitar. Sen gitar çalamazsın. Soru cümlesi yapısı. Soru cümlesinde de birinin bir şeyi yapıp yapamadığını soruyoruz arkadaşlar. Soru cümlesi yaparken yardımcı fiili, yani burada söz konusu olan yardımcı fiil gibi kullandığımız can cümlenin başına geliyor. Can cümlenin başında öznelerimiz geliyor ve ardından yine fiilin yalın halini kullanıyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. Can you swim? Sen yüzebilir misin? Soru sana sorulduğu için ben diye cevap vermen gerekiyor. Yes, I can. No, I can't. Can he repair a bike? O bisiklet tamir edebilir mi? Sorusunda soruda sorulan kişi o olduğu için biz yine o diye cevap veriyoruz. Yes, he can. No, he can't. Can she ride a horse? O ata binebilir mi? Yes, she can. No, she can't. Can they build a house? Onlar bir ev inşa edebilirler mi? Yes, they can. No, they can't. Can you run fast? Sen hızlı koşabilir misin? Yine bizi sorduğu için ben diye cevap veriyorum. Yes, I can. No, I can't. Önemli bir notumuz var burada. Yardımcı fiil ile başlayan bir soruyu her zaman biz burada gördüğümüz tüm sorularda yes ya da no ile cevap veririz. Ancak soru içerisinde or var ise seçenek vardır. Seçenek varsa yes ya da no kullanamayız. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Örnek sorumuz hemen. Can you repair a bike or build a house?
Normalde ora kadar olan kısım bize diyor ki sen bir bisiklet tamir edebilir misin? Or ve devamındaki kısım geldiğinde bisiklet tamir etmekle ev inşa etmeyi kıyaslıyor. Yani sen bisiklet mi tamir edebilirsin yoksa ev mi inşa edebilirsin? Bu tür bir soruya Türkçe'de de biz evet ev inşa edebilirim diye yanıt vermeyiz. Çünkü böyle bir soruda evet ya da hayır cevabı yersiz olur. O yüzden gördüğümüz cümle yapılarından ilki olan düz cümle kullanmamız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki sen bisiklet mi tamir edebilirsin, ev mi inşa edebilirsin? Örnek: I can build a house. Ben bir ev inşa edebilirim diyoruz. Likes and dislikes'a geldiğimizde sevdiğimiz şeylerden bahsederken like ve love fiillerinin kullanımı yaygındır. Örnek: I like football, I enjoy cookies, I love basketball diyoruz. Like burada sevdiği, hoşlandığı anlamına geliyor. Enjoy'daki fiil like'a göre biraz daha fazla hoşlandığını, love ise en çok sevdiğini ifade ederken kullanılıyor. Sevme derecesi kalplerin sayısına göre artıyor arkadaşlar. Like, love, enjoy fiillerinden sonra hem isim hem de fiil gelebilir diyoruz. Burada like, love, enjoy'dan sonra isim gelen yapıya baktığımızda I like tea ya da I love tea ya da I enjoy tea ya da he she it'ten bir tanesi olduğunda arkadaşlar burada fiillere s takısı getirmeyi unutmuyoruz. He likes tea, he loves tea, he enjoys tea. Like, love, enjoy fiillerinden sonra fiil geldiğinde fiile ing takısı eklemeyi unutmuyoruz. Yani I like tea dediğimiz kısımda burada fiil geldiğinde I like drinking tea. Yani I like tea. Ben çayı severim. I like drinking tea. Ben çay içmeyi severim. Ya da I love drinking tea. I enjoy drinking tea. Aynı şekilde he she it'ten bir tanesi olduğunda likes, loves ya da enjoys diyoruz. He likes drinking tea şeklinde kuruyoruz cümlemizi. Sevmediğimiz şeylerden bahsederken ise bu fiillerimizi don't like ya da doesn't like şeklinde ya da hate kullanarak cümlemizin anlamını olumsuz yapıyoruz. I, you, we, they'den sonra don't like ya da hate kullanıyoruz. He, she, it'ten sonra doesn't like ya da hates kullanıyoruz arkadaşlar. Ve devamında isim ya da ing takısı almış bir fiil kullanabiliyoruz az önce gördüklerimiz gibi. Don't ve doesn't like bir şeyi sevmediğini söylerken kullanılıyor. Hate ise bir şeyden nefret ettiğini söylerken kullanılıyor arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Bunlar da sevmeme dereceleri. I don't like honey. Ben bal sevmem. I hate honey. Ben baldan nefret ederim. She doesn't like honey. O bal sevmez. She hates honey. O baldan nefret eder. İsim gelen yapıları, hemen ardından fiil gelen yapılar. Fiil varsa işin içerisinde ing takısı eklememiz gerekiyor. I don't like eating honey. I hate eating honey. Ben bal yemeği sevmem. Ben bal yemekten nefret ederim. She doesn't like eating honey. O bal yemeği sevmez. She hates eating honey. O bal yemekten nefret eder. Birinin bir şeyi sevip sevmediğini sorarken soru yapısını kullanmalıyız. O zaman buradaki soru yapımız do you like ya da do you love ile başlayacak. Hemen örnekler: do you like salad ya da do you love salad. Hemen isim geldiğinde ismi direkt koyuyoruz. Fiil geldiğinde fiile ing takısı eklemeyi unutmuyoruz. Do you like eating salad ya da do you love eating salad şeklinde. O zaman yardımcı fiille başlayan bir soru olduğu için yes ya da no ile cevap verebiliriz. Do you like salad? Sen salatayı sever misin? Yes I do ya da no I don't diye cevap verebiliriz bu iki soruya. Ya da yes I love it
Yes, I do. Evet, severim yerine Yes, I love it. Evet, gerçekten severim. No, I don't sevmem. No, I hate it. Hayır, nefret ederim de diyebiliriz arkadaşlar. Burada bir de what is your favorite blah blah diyoruz. Yani senin en sevdiğin nedir diye soruyoruz. Örnek cümlelerimize what is your favorite drink? Senin en sevdiğin içecek nedir diye soruyoruz. Bu tür cümleye it is de başlayabiliriz ya da my favorite drink is fruit juice de diyebiliriz. Benim favori içeceğim meyve suyudur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın.